Herkese iyi akşamlar. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Günay Esentürk'le karşınızdayız. Ali Deniz Çakır bir teknik sorun yaşıyor. O teknik sorunu aşabilirse Ali Deniz Çakır da yayınımıza katılacak ve üçlü bir şekilde Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetini konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, güzel bir ilgi var yayına. Hepinize çok 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 teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bu bizi motive ediyor. Yayına like bırakırsanız, beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Artı soru, görüş, eleştirilerinizi de mutlaka Karşınızdayız. gönderin ve Ali Deniz cevaplandırmaya Çakır çalışacağız sevgili arkadaşlar. Günay, hoş geldin. bir hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Direksiyonu sana teslim ediyorum. Evet, izleyenlerimize hoş geldin diyoruz. Umarım çok iyi bir yayın olacak. O şekilde umut ediyorum. Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle devam eden bir seriye başladığımızı düşünüyorum UEFA'da. Umarım bu şekilde devam eder. Evet, Galatasaray bugün çok zorlanmadan galibiyeti aldı. Umarım dediğim gibi ilk maçımızdı bu. Son maça kadar bu şekilde skorları alıp gideriz diye ilk önce temennimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi yavaş yavaş tabii ufak da notlar aldım kendime. Ama öncelikle Sayın Eyüp Yıldız, kaleden başlamak istiyorum. İlk maçı da izledik. İkinci maçımızı da bugün Bu arada Nefçi Ali Deniz Yıldız. Çakır'a da hoş geldin diyelim. Evet, hoş geldin Ali Deniz Bu Çakır. Şunu arada sormak istiyorum. izleyicilerimizden özür diliyorum. Bir gecikme oldu benim internetim yüzünden tekrardan. İzleyicilerimiz Eyüp Yıldız'a kızmasınlar ya da Güney Esentürk'e, tamamen benim hatam. Buyurun, devam Olsun, edebilirsiniz yayına. böyle şeyler olabiliyor tabii ki de, yapacak bir şey yok. Şimdi şu iki maç genelinde Fatih Öztürk'ü değerlendirirsek, yavaş yavaş kaleden başlayıp defans, sonrasında maç geneline dönelim. Bu maçta da güven verdi mi sence Eyüp Yıldız Fatih Öztürk? Fatih Öztürk bugün iyiydi. Bence hata yapmadı. Zaten yenilen golde bir sıkıntısı yoktu. Bir performansında herhangi problem yoktu. Ama öyle hata yapacağı çok fazla da pozisyon olmadı. Zaten biz bugün Ali Deniz Çakır'la Medyascope TV'de yapmış olduğumuz yayında şunun altını çizmiştik. Nefçi Bakü, Galatasaray konsantre çıktığında çok rahat bir şekilde geçebileceği bir takım. Yeter ki konsantre ve dikkatli olsun dedik. Nitekim görüntüde bunu gösterdi. Galatasaray golü yemesine rağmen birazcık vites yükselttiğinde anında Neftçi Bakü takımını sürklase etmeyi başardı. Fatih Öztürk'ten Mbaye Diagne'ye kadar herkes bence gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Belhanda hariç. Belhanda'yı biraz daha Onu detaylı konuşuruz. Belhanda mutlaka. nitekim ikinci devreye de kement yedi. Yani ikinci devreye de başlayamadı. Evet, Ali Deniz Çakır. Önce Fatih performansına sen değinmeni istiyorum. İki maç genelinde ve en azından şunu soralım. Güven veriyor mu kalesinde? Tabii bu maçta fazla çok top gelmedi ama yavaş yavaş diğer mevkilere doğru da gideceğiz. Galatasaray'ın kalesine şu anda devraldı Fatih ve önümüzdeki süreçte sıkıntı yaşatır mı Galatasaray'a? Ve bu maç genelinde ufak bir değerlendirme, sonra yavaş yavaş tempo alacağız. Şöyle bir şey var. Ben hep şuna inanırım futbolda da. Yani bir kalecinin ne kadar iyi olduğundan çok stoperlerin ne kadar iyi olduğu bence önemlidir. Sonuç olarak kalecin eğer Muslera değilse şu anda kesinlikle zaten kaleye güvenerek aynı tempoda oynayamaz Galatasaray. Bundan dolayı da iki stoper adamına, Luyendama'ya ve Marcao'ya inanılmaz fazla üst düşüyor. Bakın ya, Fatih Öztürk'ten bir iki kademe daha iyi olabilir. Belki Okan Koçuk, belki Fatih Öztürk biraz daha iyidir. Bunları tartışırız. Ama yani Fatih Öztürk'e iki maçta totalde gelen top sayısı kaçtı arkadaşlar, biliyor musunuz? Üçtü. Üç tane top geldi Fatih Öztürk'e 180 dakikada. Bu şekilde devam ederse Galatasaray 60 dakika başına bir pozisyon verdiği sürece o pozisyonu işte kurtarıp kurtarmaması Fatih'in kritik olacaktı. Ama dediğim gibi buradaki asıl faktör ben net bir şekilde söyleyeyim, o 180 dakikalık periyotta kaç kez Fatih'e top geldiğidir bana göre. O 3 değil de 8-9 olursa, öyle bakacak olursak 9 şutun bir tanesini yiyebilen belki bir tek Muslera vardır. O kalede Okan Koçuk da olsa yine 3-4 tanesi gol olur diye düşünüyorum. Kritik pozisyonlardan bahsediyorum tabii ki. Ya ilk maçta Fatih Öztürk'ün yediği gol bence de biraz hatalıydı ama 3-0'dan sonra yapacaksa bu hatayı yapsın bana göre. Bugün de yediği golde bence bir hatası yoktu.
Yani tabii ki ileriki maçlar gösterecek ama benim dediğim gibi Marka ve Luyendama işlerini yaptıkları sürece özellikle Luyendama'nın biraz daha forma girmesi lazım. Çünkü bugün de bir kez daha gördüm ki bel hareketleri biraz yavaşlamış. Tek dokunuşları biraz yavaşlamış Luyendama'nın. Ama çok şanslı ki kusursuza yakın bir performans gösteren bir Marka var yanında. Marka gerçekten ilk 15 dakikada gerek defansif olarak gerek top çıkarmak adına her şeyi yaptı. Galatasaray'da bugün topla ileri sürebilen bir oyuncu yoktu belki de. Geçen senelerdeki Ndiaye'nin de yerini doldurduğu, bu sene gelecek Etebon'un da yerini doldurduğu tek başına defanstan sol ayağıyla çıkarıp ileri, yani o boş alana attığı paslarla Nefçibaki savunmasını darmadağın etti ilk 15-20 dakikada. Zaten sağdan soldan da açıklar yakaladıysa Galatasaray ilk 15-20 dakikada Markao'nun yani rolü inanılmaz fazladır arkadaşlar. Marka bu şekilde oyun kurmaya devam ettiği sürece ve bu kadar kritik müdahaleler yaptığı sürece, Luyendama da ona ayak uydurduğu sürece kalede kim olduğunun çok fazla önemi yok bence Galatasaray için. Evet, özellikle Markao'nun zaten oyun kurucu özelliğini sen de bahsettin. Çok özgüvenli oynuyor ve yere sağlam basıyor ve en büyük özelliği, bakın, kafasını kaldırıp arkadaşını arıyor ve oraya isabetli paslar atabiliyor. Keza Luyendama da öyle ama Luyendama bazen enteresan hareketler yapabiliyor. Yani bazen top kayıpları yapabiliyor. Ancak Markao biraz daha ayaklarına hakim. Şu an dünya standardına baktığımız zaman bu tipte oyuncu bulmakta zorluk çekiyor kulüpler. Tüm kulüplerden bahsediyorum. Sonuçta geriden oyun kurmaya çalışan bir Galatasaray var. Kaleci hemen beklere veya başlarken ne yapıyor? Önündeki stopere atıyor ve geriden oyun kurduğu için özellikle iki stoperin ayağının çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray'da da bu eksiklik yok. Bunu görebiliyoruz. Ve geriden çok iyi oyun kurabilen bir Galatasaray diyoruz ve ama önlerinde, yani bu iki stoperin önünde biraz daha risk alabilen, biraz daha topu ileriye taşıyabilen 6 numara olsa Galatasaray belki bir değil iki basamak yukarı doğru çıkacak. İşte sen, o oyuncu Dumbuya olacak. Günay, evet. İşte o oyuncu eğer transferi gerçekleşirse Dumbuya olacak. Yani bugün şunu çok net bir şekilde gördük sevgili izleyenler. Galatasaray birçok noktada başarılı bir takım. Pas trafiği çok iyi. Oyuncular birbirleriyle yardımlaşması, dayanışması çok iyi. Luyendama'nın performansı tam anlamıyla yerini bulmuş değil ama Luyendama da toparlayacak. Orada da sıkıntı yok. Bence Belhanda da bile çok fazla bir problem yok. Ama Galatasaray'da bir tane hızlı kanat, ki bazı izleyenlerimiz yazmışlar bunu. Bir tane hızlı kanat, bir tane de iyi bir kesiciye ihtiyaç var. Etobo Caro'nun box-to-box oynayacağını düşünüyorum. O yüzden onu söylemiyorum ama bir tane Dumbuya gibi, Okay Yokuşlu gibi kesici, bir tane de Onyekuru gibi savunma arkasına koşular atabilecek kanat oyuncusuyla beraber, ben hani Galatasaraylı olduğum için söylemiyorum, gaza geldiğim için de söylemiyorum, Galatasaray ligin en iyi kimyasını oluşturur, en iyi takımı olur net bir şekilde iki takviyeyle. Evet. Ali Deniz Çakır, Markao'dan ve Luyendama'dan bahsettin ve iki beke girmek istiyorum. Özellikle Saracchi konusunda. Saracchi lige iyi başladığını düşünüyorum. Tabii bazı aksaklıklar olabiliyor. Öbür taraftan Linens'in performansını nasıl buldun? Galatasaray için Omar'ın mükemmel bir performansı var. Onu kesemeyeceğini hepimiz biliyoruz ama arkadan gelen de bir Linens var. O da, o gerçeği de unutmamak lazım. Linens'in performansı ve Saracchi'nin performansını nasıl buldun? Ve ilerleyen dönemde daha iyi performanslar çıkar mı? Evet, ben şöyle söylemek istiyorum Günay. Linens'te, Saracchi'de bugün bence oldukça iyilerdi. Ama yine siz şunu da unutmamak lazım. Linens sadece arkadaşlar Omar'ın yedeği değil. Saracchi'nin de birinci yedeği. Çünkü Linens aynı zamanda sol bek de oynayabilen bir isim. Bu yüzden Linens'i bu sene bence Galatasaray'ın oldukça fazla ihtiyacı olacak. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi mi değineyim yoksa orta sahayı sorduğunda mı gireyim bu konuya? Pozisyon orta gidiyoruz. Orta sahayı sorduğunda istersen devamını gireyim. Orta sahada da evet. Yorumumu katayım. Günay, şimdi Fatih Hoca'nın dün basın toplantısında yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Diyor ki her pozisyon için iki oyuncu istiyorum. Yani aslında Galatasaray bu sezon şunu başarabilirse her pozisyonda iki tane formda oyuncu oluşturabilirse işte hedefe yürüyecek. Yani 40 maç artı Avrupa var, artı Türkiye Kupası var.
Bu nedenle bütün sezonu Omar'la oynamayacak veya bütün sezonu Cagney ile Falcao'yla oynamayacak. Herkesi rotasyonlu bir şekilde kullanmak istiyor. Bu noktada Martin Linnes'in bugünkü performansı çok değerliydi. Ha, tam anlamıyla bu bir veri mi? Yani Neftchi-Baku karşısında iyi oynamış bir Martin Linnes Başakşehir'e karşı da bu performansı verir mi? Büyük ihtimal vermez. O ayrı bir nokta. Ama mutlaka işte Omar'la Linnes sağ beki götürecekler. Marco Luyendama, Dong, Emin Bayram stoperi götürecekler. Diğer taraftan sol tarafta Süleyman Luş var. Martin Linnes de orayı kullanabiliyor. Sanatçı var. Yani her pozisyonda 2-3 oyuncu orayı götürecek. 40 maçı hatta işte 50 maçı tamamlayacaklar. Bu nedenle Martin Linnes'in bugünkü vermiş olduğu katkı çok değerliydi. Çok önemliydi. Evet. Şimdi sürekli Lavalı yazdılar. Ali Deniz Çarkı sana sorayım. Mert Kader yazmış mesela, bu çok hoşuma gitti. Laval direkt bizle beraber uçağa binip İstanbul'a gelsin. Şimdi taraftarların ki izleyicilerimizin bu şekilde bir yorumu olduğu için soruyorum. Laval Galatasaray'da gelse bir faydalı olur mu? Yani o yetenekte bir oyuncu olduğunu gördün mü? Evet, tam bir Belçika Ligi'nde oynayan kanat tipi oyuncusu ki zaten Belçika Ligi'nden transfer oldu bu sene Neftchi-Baku'ya. Gelmesi söz konusu değil bence Galatasaray, çünkü Neftchi-Baku'yu yeni kadrosuna kattı. Ama bakın arkadaşlar, sadece şunu söyleyeceğim. Bedelsiz bir şekilde bu oyuncu Neftchi-Baku kadrosuna kattı. Şimdi bu oyuncu Sekidika'dan da iyi. Bana kalırsa Galatasaray'ın şu anda sağ kanata alabileceği herhangi bir oyuncudan daha iyi. En azından Galatasaray'ın tipine uyan bir futbolcu. Ya böyle futbolcular aslında piyasada, bu futbolcuları bulmak o kadar fazla zor değil. Yani Neftchi-Baku buluyorsa Galatasaray'ın da bulması gerekiyor. Yusuf Laval hakkında şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Eyüp Yılmaz da bugün yayında belki hatırlar. Ben yeni transferlerinden bahsediyordum Neftchi-Baku'nun. Talisson sonradan oyuna girdi. Bugrin sonradan oyuna girdi. Ve Yusuf Laval dedim. Yusuf Laval şu ana kadar gole katkı vermedi Neftchi-Baku'da. Ama önemli bir isim olduğunu söyledim. Hızlı bir kanat olduğunu söyledim yayınlarımızda. Ve en çok da aslında Galatasaray'a zorluğu da Yusuf Laval yarattı. Tabii ki yani her Galatasaray gibi ben de isterim böyle bir oyuncuyu takımda görmek. Hani diyecekler ki bir maç kriter değil. Kriter değil, eyvallah. Ama şu anda Galatasaray'a hani o sol kanatta koşan herhangi bir oyuncuyu koy, kesinlikle fark yaratır. Ve ben bu yüzden de Yusuf Laval tarzında bir oyuncuyu almak için hala geç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adam o servisiz gelmiş. Niye Yusuf Laval diyoruz ki bilmiyorum. Ali, daha güzel örnek verelim ya. Onyekuru diyelim. Onyekuru tarzı bir futbolcuya ihtiyacı var. Yusuf Laval eşittir Onyekuru yani sonuç itibariyle. Bu çok kritik. Yani Fatih Hoca'nın tabii ki de düşüncesini bilmiyoruz. Tabii ki de en son kararı Fatih Hoca verecek. Asla ukalalık yapmıyoruz ama Galatasaray'ın farklı farklı taktik varyasyonları ve dizilişleri gerçekleştirebilmesi için çabuk oyuncuya ihtiyacı var. Yusuf Laval olur, Geri Rodriguez olur. Yani örnek veriyorum stil olarak. Geri Rodriguez olmaz da artık ondan geçti de. Yani stil olarak işte Kirill Despotov olur. Ne bileyim Keita Balde olur. Ama mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın bir tane uçan kaçan bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Evet, şimdi o zaman orta sahaya geçtiğimiz zaman özellikle Belhanda'nın ilk yarıda Galatasaray'ı sibop olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ı 3. bölgede durdurduğunu ve performansının bu maçta çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Geçen maçı da Antep yanlış hatırlamıyorsam tatildeydim o dönemde. Takip edememiştim. Yani orada da iyi oynadığını söyleyen birkaç gazeteci vardı ama bu maç özelinde konuşursak Belhanda'nın kesinlikle bir varlığını göremedik. Öbür taraftan Taylan'ın geçen maç mükemmel oynadığını, bu maçta da fena oynamadığını, yani özellikle ikinci bölgeye top taşırken orada çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Öbür tarafa baktığımız zaman Babel'in çok etkisiz oynadığını ve Emre Kılınç'ın da yine hani iyi bir görüntü verdiğini düşünüyorum. Şimdi bu orta sahaya baktığımız zaman ki Ömer çok tartışılan bir konu bugün. Özellikle Ömer Galatasaray'da forma giyemez diye bir sürü tweet gördüm. Sizler bu orta sahayı değerlendirdiğiniz zaman özellikle Ömer, Taylan, Belhanda, Babel, Emre Kılınç bu maçta neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık? Eyüp abi önce sana sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray iyi bir set takımı olmuş. Bunu tekrar etmek istiyorum. Yani bugün gördük Galatasaray
yarı sahaya yerleştiği zaman aynı Gaziantep maçında olduğu gibi çok akıllı bir şekilde topu çevirdi ve çok kaliteli, çok iyi işler yaptı, pozisyonlar üretti. Bu Galatasaray'ın A planı. Amiral gemisi Galatasaray'ın bu. Ama bu demek değil ki Galatasaray hızlı oynamayacak veya hızlı bir kanat oyuncusuna sahip olmamalı. Bu da olması gerekiyor. Burada orta sahada Belhanda bir maç iyi oynar, iki maç kötü oynar, sonra iki maç iyi oynar, üç maç kötü oynar. Böyle bir performans ortaya koyabilir. Önemli olan burada Belhanda'yı istikrarlı hale getirmek. Getiremiyorsak Belhanda'dan daha iyisini bulmak. Bugün Belhanda Gaziantep performansına kesinlikle ve kesinlikle yaklaşamadı. O yüzden ben hala da Belhanda'nın değişmesi taraftarıyım. Taylan ve Ömer'le ilgili olarak da bekleneni verdiklerini düşünüyorum. Yani Taylan ve Ömer bu tarz katkı verdiği sürece Galatasaray sıkıntı yaşamaz. Ama nasıl sıkıntı yaşamaz? Etobo'da olacak. Artı bir de Dumbia tarzı veya Okay Yokuşlu tarzı bir orta saha daha olacak. İşte o zaman Galatasaray orta sahası için ben bu orta saha ofansta da var, defansta da var derim ve benim için tamamdır. İki takviyeyle. Evet, Muhammed Yusuf İki Yıldız, takviye dediğim özür dilerim Günay. Yani Etobo'da gelecek ya, Etobo'yu da dahil ederek iki takviye diyorum. Aynen. Muhammed Yusuf Yıldız sormuş Hajduk Split diye. Onu maçtan sonra konuşacağız. Onu tabii ki de konuşacağız burada. Ali Deniz Çakır, orta sahayı değerlendirdiğimizde Belhanda, Ömer, Taylan, işte Babel, onlar da orta sahada oynuyor kanatta olsalar. Ve Emre Kılınç, nasıl buldun bu maçta? Şöyle yorum yapmak istiyorum ben sevgili Günay. Bu maçtan da anladık ki Galatasaray'ın iki tamamen birbirinden zıt oyun yapısı var. Ve bu iki oyun yapısını anlatmak istiyorum. Birinci oyun yapısı bugün oynadığı şekilde. Babel sol kanat, ortada Ömer ki bence Ömer'i kesecek bir Etobo olacak orada. Yani top ayakta süratli bir şekilde çıkabilen ama pas özelliği çok iyi olmayan bir 8 numara. Babel solda çok hızlı olmayan ve pas özellikleri de artık eskisi gibi yeterli olmayan bir Babel. Bu oyuncuların aktif oynayabilmesi için Marcao'nun hızlı bir şekilde sol ayakla topla çıkması lazım. Bugün gördüğümüz gibi orta sahadan Marcao topu alıp ilerlediği zaman, ileri Babel'e topu attığı zaman Babel de Etobo'yu çok rahat bir şekilde görebilir. Tek pastı. Babel belki bir kaç yapamaz ama Etobo'yu gördüğü zaman Galatasaray çok net bir şekilde gol pozisyonuna girebilir. Bunu bugün gördük. Bu oyunun işlemesi için Saracchi'nin de çok önemli bir role ihtiyacı var. Çünkü Babel yeri geldiği zaman sol kanatta soldan da koşu yapamayacak ve o soldan da koşu yapacak isim Saracchi olacak. Yani benim kişisel görüşüm şöyle. Galatasaray ya böyle bir takım yapısıyla bir sprinter 8 numara, bir tane statik sol kanat, sağ tarafta da Emre Kılınç'la oynayacak. Veyahut Gaziantep karşılaşmasındaki gibi pas ağırlıklı. Arda Turan da statik ama pas özellikleri ve tekniği bence Babel'den bir tık daha iyi bir oyuncu. Tekniğim de pas özellikleri diyeyim. Arda oynadığı zaman hemen 8 numarada bana kalırsa Emre Kılınç oynayacak. 6 numarada bakın işte böyle bir sistemde 6 numarada Taylan oynayabilir. Ama az önce bahsettiğim Babel'li Etebolu sistemde 6 numarada Taylan oynayamaz. Bu sistemde 6 numaraya kesinlikle kesici bir oyuncu lazım. Çünkü Etobo ileri depar attığı zaman geride boşluklar kalacak ve o boşlukları dolduracak bir 6 numara olmazsa olmaz. Pas oyununu oynamasında Galatasaray çok daha iyi olacağını düşünüyorum bugünkü oyununa göre. Ki bu arada pas oyunu oynarsa sadece orta saha değil, forvet için de bence bir değişiklik olacak. Bakın pas oyunu oynadığı zaman Galatasaray forvette Falcao, bugünkü oynadığı zaman da forvette Cagne olacak bana kalırsa. Çünkü Falcao da Gaziantep maçında gördük ki bizzat o pas oyununu zaten yani tarihini yazmış bir oyuncu ve bizzat onun içinde olan bir forvet oyuncusu. Bundan dolayı da oraya kesici bir 6 numara lazım. O 6 numara gelmezse de Galatasaray bu sistemle bence çok zorlanır. Ve pas sistemi daha çok oturuyor gibi duruyor ama pas sistemi Galatasaray'da 11 kişiyle oynayabilen bir oyun. 12. kişi girdiği an o pas sisteminde büyük dağılmalar oluyor. Bana kalırsa ikisinin de karması olan bir sistemle oynaması lazım Galatasaray'ın. Evet, çok güzel özetledin. Ki şöyle söylemeyeyim ya, ben Ömer'in bu performansı, bugünkü performansını beğenmedim ama Ömer yetenekleri belli olan bir futbolcu. Sadece geçen yılda neden bizim takımımızda forma giyiyordu özellikle?
Çünkü çok mücadele eden ve mücadeleyi bırakmayan bir futbolcu. Şimdi Galatasaray daha derli ve toplu oynayan bir Galatasaray görüyoruz. Geçen yıla nazaran çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Şu iki maç özelinde konuştuğumuz zaman. İşte daha iyi bir takımda Ömer'in ben sırıtacağını daha önceki yayınlarda, kendi yayınlarımda da bahsetmiştim. O sebepten dolayı yavaş yavaş Ömer bence bu takımda forma giyebileceğini düşünmüyorum ki Etobo geldikten sonra büyük ihtimalle forma giymeyecek. Cagne'nin performansına geçersek. Cagne'nin performansına geçmeden şu ilaveyi yapayım ben de. Ama Galatasaray'ın asıl seviye tespit sınavı bu hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında olacak. Yani orada takımı daha iyi bir şekilde göreceğiz. Ben Gaziantep maçında da beğendim. Bugün Nefçi Bakü karşısında da beğendim Galatasaray'ın performansını. Ama asıl sınav Başakşehir karşılaşması olacak. Oradaki performans çok çok belirleyici olacak. Evet. Şimdi Cagne bugün, ben Cagne'yi çok beğendim. Açık ve net söyleyeyim. Ve iki tane gol attı ki sizinle konuşmamızda maçtan önce iki tane gol atacak demiştim. Cagne hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama içime dolmuş herhalde. Şimdi bazı burada yorumlar da gördüm. Cagne Falcao'yu kesebilir diye. Şöyle sorayım, sonra maç performansına geçelim. Sizce Fatih Terim şu anda Falcao'yu mu, Cagne'yi mi tercih eder? Ve bu maçın performansını sorayım. Eyüp abi, önce sana sormak istiyorum. Şimdi bir kere bu iki oyuncu da tam anlamıyla birbirinin alternatifi değil. Yani biri diğerini kesecek, düzenli diğeri oynayacak, diğeri oynamayacak değil. Çok farklı iki tane santrafor. Yani Falcao ile Adem Büyü'yü karşılaştırsaydık tabii ki de Falcao çok daha kariyerli, yetenekli ama stil olarak birbirine yakın, birbirine benzeyen oyuncular veya Ali Yavuzkoğlu'la. Ama Cagne bambaşka bir oyuncu. Cagne bir kere çok kalıplı ve ceza sahasında stoperlerle savaşan, onlarla itiş kakış içerisine giren, pres yapabilen bir futbolcu. Açıkçası farklı özellikleri var. Yani Fatih Terim bazı maçlarda Falcao'yu tercih edecek, bazılarında Cagne'yi tercih edecek, bazılarında da belki ikisini birden oynatacak veya ikinci yarıda çift santrafor dönecek. Yani Falcao ve Cagne Galatasaray'ın zenginliği durumundalar. Birbirinin alternatifi durumunda değiller. Galatasaray'ı oyun olarak, hücum anlamında zenginleştiren iki futbolcu. Ve Cagne bu saatten sonra satılmaması gerektiğini de bugün çok net bir şekilde gösterdi. Ben Galatasaray taraftarları içerisinde ya Cagne satılsın, hazır alıcısı bulunmuşken bu oyuncu gönderirsin vesaire dediklerini görüyorum. Tamam, 10 milyon euroyu kurtarırsın ama Cagne'yi sattın, Falcao sakatlandı, ligin ilk yarısı havlu attın, kaç para kaybettin, ne kadar prestij kaybettin? Bu da çok önemli, bu da çok değerli. Falcao ve Cagne bir arada kalmalı ve bu ikilinin lige damga vurma, ligin altını üstüne getirme ihtimalleri var. Elinde evet. İki tane dominant santrafor varken ikisini de tutup yapacağım bir iki takviye ile ligi gerçekten domine etme, ligin altını üstüne getirme şansın var. Ben yönetimin şu saatten sonra kesinlikle ve kesinlikle, hele bugünkü oyundan sonra Cagne'nin satılmasına karşıyım. Şunu gördük. Sen Cagne'ye güzel toplar kaldırdığın zaman, iyi paslar verdiğin zaman vuruyor ve ceza sahasında, rakip ceza sahasında kaos yaratıyor. Ve senin bu kaosa ihtiyacın var. Cagne satılmamalı. Ha, 20 milyon euro verirler, 25 milyon euro verirler, tamam gitsin ama 9-10 milyon euroya Cagne'yi satmamalısın. Evet, şimdi daha önceki yıllarda, ki geçen yıl Galatasaray Cagne'de tok satıcı değildi. Yani elinden çıkartmak istiyordu. Ancak o parayı vermedi kimse. Yani hiçbir takım vermedi. Ama şu anki duruma baktığımız zaman Cagne'de Galatasaray tok satıcı. Ama Belhanda da mesela tok satıcı değil. Elinden çıkartmak istiyor. Ama Cagne'nin tok satıcı olduğu için zaten 10 milyon eurolara bırakacağını zannetmiyorum ama 15 milyon euro civarında bir teklif gelir mi? Gelip gelmez mi? Hani onu tam kestiremiyorum ama. Sezon sonu sat. Sezon sonu 15'e sat bak. Hiç itirazım evet. yok. Evet. Veya yani devre arasında alternatif oyuncuyu bul, 15'e sat. Ama şu an satma. Çünkü Ali'ye de soruyorum bunu arkadaşlar. Hatta Ali'ye değil, sadece
bütün bizi izleyenlere soruyorum. Allah aşkına geçmişten ders çıkartmadık mı? Bu yönetimin Cagney'i sattıktan sonra iyi bir santrafor alma ihtimalleri sizce yüzde kaç? Bence %10. %10 düşük, yani. Açıkçası düşük. Yani şöyle olsa ki iyi bir teklif gelse, Galatasaray'ın Cagney konusunda bir planı olsa, sattıktan sonra biz bir oyuncuyu alırız diye bir planı olsa, o zaman Cagney'in satışı ki 10 milyon değil de 15 milyon eurolar olabilir mi? Olabilir. Tok satıcı halinde olabilir. Yaşayabilirsin bunu. Ama ben Cagney'in satılmasından yana değilim. Bunu söyleyeyim ki şu an inanılmaz gündemde, herkes de konuşuyor. Ali Deniz Çakır, Cagney, Falcao konusunu soruyorum aynı şekilde ve Cagney satılmalı mı? Bir de şunu sorayım, 4-4-2'yi gördüm. Galatasaray Cagney ve Falcao'nun performansı gördükten sonra Fatih Terim 4-4-2'yi tercih eder mi? Sonuncu sorudan ilk başlamak istiyorum sevgili Günay. Bu arada yine çok iyi bir izlenme alıyoruz ama like sayımız biraz az. Like'a yardıralım arkadaşlar. Bu like'lar sayesinde daha çok etkileşimi biliyoruz. Sizler sayesinde. Üşenmeyin, like yapın lütfen. Evet. 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 Cagney Falcao sorusuna gelirsek ilk 4-4-2 sisteminden başlıyorum. Bence 4-4-2 sistemi Cagney ve Falcao tipi 2 forvetle olmaz. Benim kişisel görüşüm bu yönde. İkisi de çünkü yani ağırlık olarak ikisini de ben çok hızlı olduğunu düşünmüyorum. Ve Fatih Terim'in yapısına da uygun olan 4-4-2'nin 2 forveti olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında gelecek olursak da bence Cagney'in Falcao'yu kesmesinin önündeki birinci yol girebildiği kadar gol pozisyonuna girmek. Bakın arkadaşlar, atabildiği kadar gol atmayı demiyorum. Cagney eğer şu haliyle olabildiğince fazla gol pozisyonuna girerse Galatasaray'ın birinci forveti olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü Cagney ne kadar çok gol pozisyonuna girerse karşısındaki rakiplerin de Cagney'e alacağı önlemler bu kadar fazla olur. Cagney'e karşı alacak önü de o kadar açılır arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Cagney'in bakın 2018-2019 yılında Galatasaray'da 10 gol atmasının yanı sıra stoperleri de üzerine çekmek gibi güzel bir özelliği vardı. Yapısından dolayı olsun ve ek olarak penaltı da aldırabilen bir oyuncu. Bundan dolayı da Feghouli ve Onyekuru'yu zaten inanılmaz rahatlatmıştı kendisi. Bu bakımdan Cagney'in böyle bir avantajı var. Ama Cagney'in performansının artması bir şeye daha bağlı. Falcao'nun çok iyi oynamasına. Falcao ne kadar iyi oynarsa Cagney o kadar motive olur. Cagney ne kadar iyi oynarsa Falcao o kadar motive olur mu? Emin değilim. Ama tam tersini ben düşünüyorum ki Falcao iyi oynamaya devam ederse ve Cagney, bakın arkadaşlar, ne zaman Cagney'in önüne sen garanti forma giyeceksin, Falcao zaten giymeyecek isim verdiğiniz an Cagney'i kaybetmeye başlarsınız. Cagney'in kafasında hep ya ben bu formayı kaybedersem sorusu olmak zorunda ki Cagney'den elinizden gelen en yüksek verimi alın. Yani ben bu futbolcuyu 2 senedir takip ediyorum açıkçası Güney. Ali çok donma yaşıyor. Ali bir daha girip çıksın yayına bir zahmet. Ali Deniz Çakır, tekrar girersen sevinirim. Bir daha Ali çıkalım. Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split oldu. Igor Tudor'un takımı. 8 milyon euroluk bir takım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Bielica, Fenerbahçeli adı yazılan hoca Bielica. Daha önce o da burayı çalıştırıyordu. Yok pardon, o Dinamo Zagreb dedi. Özür dilerim. Hajduk Split oldu Galatasaray'ın rakibi. Düzeltelim orayı. Yine Galatasaray güç olarak çok çok üzerinde bir rakiple eşleşti. İnşallah burada da turu geçecek diye temenni ediyoruz. Devam edelim Günay. Şimdi Ali Deniz Çakır'ı bekleyelim. Hajduk Split'i biz daha detaylı inceleyip bugün veyahut büyük ihtimal yarın izleyicilerimizle tam detaylı olarak analiz edeceğiz. Şimdi önce şunu sorayım Sayın Eyüp abi. Tempolu bir şekilde sonra da soru cevap yapalım. Evet. Transferle ilgili bazı paylaşımlarımız da olacak. Onları da paylaşalım. Evet. Sadece Arda Turan'ı soracağım ve tempolu şekilde sorulara geçeceğiz ve transferlere geçeceğiz.
Arda Turan iki maç özelinde baktığımız zaman kaptan da çıktı bugün, sonradan yedikten sonra tekrar Lienz'den kaptanlığı da aldı. Arda Turan'da neler bekliyorsun gördüğün Arda Turan'la? Biraz daha üzerine koyması gerektiğini düşünüyorum. Ve sence biraz daha üzerine koyabilecek mi Arda? Şimdi bak, Arda Turan bir kere bekleneni veriyor. Arda Turan'ın gelirken ki Galatasaray'da çizdiğim imajı şuydu. Ya maçlara 50'ye 60'a kadar oynayacak ve orada iyi işler yapacak, ya da 60'tan sonra girip takıma katkı sağlayacak. Bugün ikisini de yapabiliyor Arda Turan. Gaziantep maçında ilk 11'deydi. Bu maçta da oyuna sonradan girdi. Ben Arda Turan'ın performansından ve davranışlarından çok 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 memnunum. Yani Arda'da sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yok yok, devam edelim. Seste sorun var mı acaba? O yani yüzden izleyicimiz şey yazmış. Seste sorun varsa lütfen yazın. Evet. Arda Turan'da sıkıntı yok. Arda Turan Galatasaray'ın orta sahasına derinlik katan bir futbolcu oldu. Ve ben açıkçası bu transferin doğru olacağından, katkı sağlayacağından tereddüt etmiyorum. Evet. O zaman şimdi Teymuroğlu sorusunu bir cevaplandıralım mı? Abi Nefçi nasıl oynadı sence? Valla ben Nefçi'yi daha dirençli bir takım olarak kurgulamıştım. Ama gördüğüm kadarıyla bu sezon kimyayı yakalayamamışlar. Sertlik de yapamadılar çok fazla. Bir iki pozisyon dışında Galatasaray her vites yükselttiğinde çok rahat bir şekilde Nefçi Bakü'yü sürklase etmeyi başardı. Ben açıkçası Nefçi'yi çok yumuşak buldum, sıkıntılı buldum. Evet, ben de Nefçi. Ya ben açıkçası böyle bir maç bekliyordum. Galatasaray'a biraz daha rahat oynayacağını düşünüyordum ki ne öyle oldu ve aslına bakarsanız Galatasaray'da hani rotasyonlu bir şekilde oynadı ki olması gereken de buydu. Fatih Terim diğer oyuncuları da görmüş oldu. Şöyle baktığımız zaman da Arda'nın daha faydalı, hani faydalı olacağını söyleyen bir sürü arkadaşımız var yorumlarda. Ben de o şekilde düşünüyorum ve transfer. Galatasaray özellikle bir orta saha transferi daha almak istiyor. Okay'a gidildi. Okay'la Galatasaray çok ciddi ilgilendiğini hepimiz biliyoruz ki bunları yayınlarda hepimiz bahsettik. Okay olmadı. Neden? Çünkü kulübü Okay'ı nakit paraya vermek istedi. Yani kiralık modeli değil. Bana para ver, al dedi ki Galatasaray bu transferlerin hepsini, yani kimleri konuştuysak, Moder, Jozyak, bir sürü isim konuştuk. Bu sebepten dolayı alamadığını hepimiz söylemiştik. Şimdi Galatasaray'da öncelik şu an birinci listede kim? Eyüp abi, önce sana sorayım, sonra Ali ile devam edelim. Öncelik defansif orta sahada, yani 6 numara pozisyonunda ve şu an Okay Yokuşlu transferi %100 yapmış diyemeyiz ama çok eksiye dönmüş durumda. Ve Galatasaray'da İdris'le Dumbuya ile ilgili girişimlerini devam ettiriyor. Ben bu maçtan sonra, hatta işte Başakşehir maçından sonra önümüzdeki hafta Dumbuya'nın açıklanabileceğini, Dumbuya olmuyorsa başka bir oyuncunun açıklanabileceğini düşünüyorum. Ama odak noktasında İdris'le Dumbuya var ve Dumbuya'yı da Ali Deniz bizim kanalımızda bir videoda çok güzel bir şekilde anlattı. Biraz istersen Ali Deniz'den dinleyelim. Nasıl mutlaka bir futbolcu? Şu ihtiyacı karşılar mı? Mutlaka o videoyu da izleyip like atın izleyicilerim. Evet, Ali Deniz Çakır sen deyiz. Dumbuya bana kalırsa tam olarak şu an sesim geliyor mu acaba şu anda? Geliyor. Kesik kesik geliyor Ali. Sen konuş, dinliyoruz. Sen konuş. Konuş. Sen devam edebildiğin kadar altı numara özellikleri olarak bence Galatasaray'ın şu anda tam ihtiyacı olan bir futbolcu. Hem kesici özelliği olmasıyla beraber hem de boyun da uzun olduğunu varsayarsak bence 6 numarada Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu. Ve bugün de Medyascope'daki yayınımda söylediğim üzere Sporting Lisbon'un da kiralayarak elinden çıkartmak isteyebileceği bir futbolcu maaşından dolayı. %40'lık bir indirime gidiyorlar biliyorsunuz. Porto olsun, Sporting Lisbon olsun ve oyuncu bu teklifi bundan ayrılacağını söyledi. Bundan dolayıdır ki ben Dumbia'nın Galatasaray'a gelmesini Okay Yokuşlu'dan daha olası görüyorum. Okay Yokuşlu'ya göre biraz daha topla beraber çıkabilen bir futbolcu.
Yani olay pas dağıtımıysa ve pas futboluysa Okan Yokuşu'yu tercih ederim. Ama şu anda galiba tercih etme gibi bir şansımız da kalmadı. Okan Yokuşu'nun transferine zora girdiğini varsayarsak. Ya şunu söylemek istiyorum. Galatasaray 2018-2019 örnek vereceğim. Hep geçmiş senelere gidiyorum ama şunu demiş bir Galatasaray taraftarı vardı. Bir kesimi yani. Bütün Galatasaray taraftarına mal etmeyeyim. Gomis hatırlayacaksınız. Ayrıldıktan sonra Galatasaray Alanyaspor'la karşılaşıp tam olarak 6 gol atmıştı Alanyaspor'a. Emre Akbaba'nın ikinci karşılaşması. Bu karşılaşma sonunda Galatasaray taraftarı da işte Gomis'e ihtiyaçları... Evet. Bu maçtan sonra da Galatasaray taraftarı aslında Gomis'e ihtiyaç olmadığını ve bu şekilde takımın daha iyi oynadığını söylemişti. Ama birkaç hafta sonra anladık ki gerçekten yani Gomis'e olmasa bile bir forvete daha Galatasaray'ın ihtiyacı vardı ve Alanyaspor maçı sadece bir yanıltmaydı. Bundan dolayıdır ki bu karşılaşmalarda bence takımda bir eksik varsa ama o eksik görülmüyorsa bile kesinlikle yönetimin o eksiğin orada olduğunu birinci planda düşünmesi lazım bana kalırsa. Yani şu anda bakacaksın listeye, orta sahada oynayacak isimler. Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, başka biri yok. Şu an takım iyi oynuyor. Olmaz abi. Direkt birinci önceliği senin 6 numara transferi olmak zorunda. Ya bir bakalım takım nasıl oynuyor. Gördük, daha önce çok denenmiş ve hayal kırıklığına uğramış bir yöntem. Bu yüzden ne olursa olsun Galatasaray Başakşehir'i ve Fenerbahçe'yi de peş peşe yenerse, bakın arkadaşlar bu kadar net söylüyorum, bu iki karşılaşmadan 6 puanla dönerse bile Galatasaray 6 numara transferini aksatmaması gerekiyor. Uzun bir maraton ve o 6 numara transferi olmazsa Galatasaray'ın ben çok zorlanacağını düşünüyorum. Ek olarak şunu da söyleyeyim. İkinci yarıyla alakalı çok ilginç bir bilgi vereceğim. İkinci yarıda Galatasaray'ın ortasında oynayan kaç oyuncu vardı sizce? Asıl mevkisi orta saha olan. Ömer Bayram, Taylan, ben ikinci yarıda mı diyorsun? Kanatları sayıyor muyuz? İkinci yarıda. İkinci yarı. Tamam, kanatları sayıyor muyuz? Yok, orta saha, merkez orta saha diyelim. 6, 8 ve 10 numaradan bahsedersin. Kaç futbolcu vardı? Hiç yoktu ya. Ömer de bir, Taylan Antalyalı. Ha, Taylan sürekli evet oynadı. Bir tek Taylan Antalyalı vardı. Yani aslında Galatasaray bir orta saha oyuncusuyla Nevçi Bakü'ye karşı galip geldi. Bunu da unutmamak lazım. Belhanda'yı zaten oynamamış varsayıyorum ben bugün. Bir orta saha oyuncusuyla Galatasaray bugün bu karşılaşmayı kazandı. O yüzden yani bu karşılaşmalar için tabii ki güzel bir orta saha oyuncusuyla beraber 3 puan alması Galatasaray'ın ama ben ileride sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ne olursa olsun muhakkak birinci önceliği Galatasaray yönetiminin bir 6 numara transferi olmalıdır bana kalırsa. Evet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Taylan sürekli oynar mı diye. Şimdi şunu bir kez daha söyleyelim Günay. Sürekli kimse oynamayacak. Yani 40, evet. 50-60 maç ne kadar oynanacaksa hepsinde aynı futbolcular oynamayacak. Fatih Terim şöyle bakıyor artık, bir basketbol hocası gibi, bir basketbol koçu gibi düşünüyor. Nasıl ilk 5'te başlayıp sonra 10 oyuncuyu da kullanıyor hocalar. Galatasaray'da uzun sezonda mutlaka ve mutlaka herkesten faydalanacak. Ama Taylan mesela 40 maçın atıyorum 30'unu oynayacak belki de. Veya 25'ini oynayacak. Böyle düşünmek lazım. Evet. Bu sezonki plan bu. Bir de Günay müsaadenle bir hayalimden, bir fantezimden bahsetmek tabii istiyorum. Tabii ki de. Gecenin bu saati de uygun fantezilerden bahsetmeye. Arkadaşlar ya çok mu şey istiyorum ya. Yani Dumbi'ye gelsin. Etebo Karo'da iyi çıksın. Yani box to box oynayabilen Yakup Moder tarzı bir futbolcu çıksın. Bir de Belhanda'ya böyle 5 milyon euro, 3 milyon, 4 milyon kaç veriyorlarsa artık versinler. Oraya da Nainggolan olabilir, Paşdim Kasami olabilir, ne bileyim. Hadi 35 yaşında ama Fernandinho olabilir. Yani bir tane de böyle kafasını kaldırdığında ne zaman vurması gerektiğini bilen, kime pas atması gerektiğini bilen, asistini değil de direkt asist yapan, hatta asist de yapmayan, direkt gol atan gol bir tane 10 numara gelsin ya. Ya bana, böyle bir hayalim var benim ya. Bana çevremde en çok şunu soruyorlar. Fernandinho. Evet, Ali Deniz Çakır, Fernandinho hikayesi nedir? Galatasaray'a gelme şansı nedir? En çok sorulan sorulardan bir tanesi Fernandinho. Ali Deniz Çakır. Ali Deniz Çakır'a 5 yani dakika sonra. İzleyicilerimiz... Yok, izleyicilerimiz laf edecekler ama bence Fernandinho'nun Galatasaray'a gelme olasılığı %5 arkadaşlar. %5 çünkü bugün Eyüp Yılmaz'a da konuştuk.
Bugün yayında bunun altını çizerek konuştuk. Üstelik Fernandinho bir açıklama yaptı. Bir sene daha kontratı olduğuna dair Manchester City'de ve sonra da Brezilya'ya gitmek istediğine dair. Yani Galatasaray'ın G'sinden başta etmedi bu açıklamasında. Bundan dolayıdır ki ben Fernandinho transferini zor görüyorum. Zaten daha önce bir tweet attım. Ben transferin olma olasıyla alakalı değil, gerçekleşmesi dahilinde ki insanların vereceği reaksiyonlar üzerine bir tweet attım aslında. Çünkü bazı Galatasaray taraftarları Fernandinho'yu istemiyorlardı. Yani bahaneleri de şu, hani Falcao geldi, Babel geldi. Arkadaşlar Fernandinho geçen sene Manchester City'de 41 tane maçta ilk 11'de çıkmış. 41 tane maçta 90 dakika oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. 34 yaşında. Bırakın bu oyuncu 35 yaşında olsun arkadaşlar. Zaten yani 5 sene önceki Fernandinho'nun face'i gelmez Galatasaray'a. 35 yaşında 41 maça çıkmış bir Fernandinho da Premier Lig'de, belki de dünyanın en iyi liginde ve en iyi takımlarından birinde kesinlikle katkı sağlar Galatasaray'a. 2 seviye, 3 seviye kafadan atlatır yani. Kesinlikle. Katıl üyemizden Taylan Aydemir yazmış ki çok haklısın Eyüp abi. Bir oyuncu sadece bir hafta sakatlansa 3 maç kaçıracak. Hafta içinde oynanırsa kadronun geniş alternatifli olması lazım ki bunu hep biz söyledik ve böyle devam ediyor. Peki ben şu Fernandinho'yu tekrar Eyüp abi sana söylemek istiyorum. Galatasaray'ın ilgisi var mıydı? Yani bir teklif geldi mi? Yani bir teklif götürdük mü? Ben bu konuyu araştırdım. Hikaye şu. Fernandinho'nun menajeri diyor ki isterseniz size Fernandinho'yu getirebilirim. Şimdi buradaki bazı menajerler büyük marka futbolcuları kulüplerin koşullarını zorlayarak kulüplere getirme ihtimallerini değerlendiriyorlar. Çünkü çok büyük para kazanacaklar. Bak Hulk'ta da bu gerçekleşti. Mandzukic Mart ayında, Mart'tı galiba veya Mart'ın sonlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildi arkadaşlar. Bugün Fenerbahçeliler Mandzukic, Cavani vesaire konuşuyorlar, değerlendiriyorlar. Cavani, Mandzukic, Diego Costa onların Türkiye haklarını satın alan menajerler tarafından Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye önerildiler bu futbolcular. Hatta Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için önerildiler. Şimdi burada da Fernandinho'nun menajeri bu oyuncuyu Galatasaray'a önerdi. Ama oyuncunun koşulları Galatasaray için müsait değil. Galatasaray bir kere Belhanda'yı satmadan Fernandinho'yu ağzına alamaz. Belhanda önce satılacak ki, öyle bir ihtimalle doğdu bu arada. Önce satılacak ki sonra onun satışına göre bir Fernandinho'nun yapacağı indirime bakacaksın yani. Fernandinho'nun outlet'e düşmesi lazım. Yani marka kıyafetleri zamanında alamıyorsun. Modası geçerken gidip outlet'ten alıyorsun ya. Veya eski sezon form, yeni sezonu alamıyorsun. Fakirsin, 300 lira veremiyorsun veya garibansın. Ne oluyor? Bir sezon sonra hop Galatasaray Store'un outlet mağazasına gidip oradan yarı fiyatına veya üçte bir fiyatına alıyorsun. Fernandinho'nun da Galatasaray'a gelmesi için outlet'e düşmesi lazım. Ve şu an öyle bir durum yok. Fernandinho olmaz ama Javier Pastore olabilir. Paştim Kasami olabilir. Nainggolan olabilirdi. Olma ihtimali daha yüksek olan futbolcular. Fakat yine bunları söylüyoruz, sayıyoruz ya, bunlar da ancak Belhanda'nın satışı sonrası olabilirdi. Belhanda'dan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Evet, Volkan Armağan, altyapıdan oyuncuları kimse sormuyor bunlar nerede diye, bir gazeteci sordu mu hocaya Allah aşkına. Yani şimdi Fatih Hoca'ya daha çok popülist sorular soruluyor şu anda. Transfer soruluyor. Kimse açıkçası bu zamanda altyapıdan bir soru soracağını düşünmüyorum. Bir gazetecinin. Pandemi nedeniyle soru soramıyoruz ki, pandemi nedeniyle. Yani ben gitsem sorarım, basın toplantılarına gidiyordum daha önce. Şu an ama gidemiyorum. Günay yani nasıl soracağım. Hı hı. Fakat peki, gitsem gerçekten Süleyman Luş'u mesela sormak istiyorum. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz diye Süleyman Luş'u sormak istiyorum. Veya Emin Bayram'ı, Ali Yavuz Kol'u sormak istiyorum. Ben şimdi bir şey, senin hayalinden bir tane bir soru geldi ama bulamıyorum. Tamam, bulamadım ama yine de söyleyeyim. Belhanda çıksın, Bakasetas gelsin. Ah. Uyuyamam. Heyecandan uyuyamam. Yemin ediyorum bak, heyecandan uyuyamam. Gerçekten. Var mı öyle bir şey hala? Ali'nin her tarafı kalp oldu. Görüyor musun Ali? Enes zaten bir şey göremiyorlardı benimle alakalı. Kalp gelsin bu. Şimdi
Bakasetas'la Galatasaray çok ilgilendi arkadaşlar. Bakasetas'la gerçekten ilgilendi. Ama nasıl, biz ne diyoruz Cagne için? Bu saatten sonra Cagne'yi satamazsın. Aynı şey Alanya için geçerli. Bu saatten sonra Bakasetas'ı kolay kolay satamazlar. Ama Belhanda zamanında gitseydi biz Bakasetas'ı alırdık. Ve Galatasaray'da ilaç olurdu Bakasetas. Evet. Dumbia, Etobo, Bakasetas bence gayet ideal bir orta saha olurdu. Fatih Hoca da isterdi yani Bakasetas'ı. İstediğini de biliyoruz. Ercan... ki Mensah'ı da istedi Fatih Hoca. O da olmadı. Şimdi bir sürü oyuncu istedi. Galatasaray şu an tamamen bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla menajer vasıtasıyla oyuncu bakıyor. Yani Galatasaray'ın listesinde oyuncu kalmadı. Kalmadı. Yani hiçbirisine gidip de maalesef maliyetlerden dolayı oyuncuyu bir türlü bitiremedik. Ali Deniz Çakır. Şimdi Bakasetas Galatasaray'a gelseydi Belhanda'dan daha iyi oynayacağını düşünüyor musunuz ki bazılarına göre Belhanda'dan farksızdı. Bundan sonra da birazcık Başakşehir maçını konuşalım. Tamam. İdeal 11'i konuşalım. Tamamdır. Şunu söylemek istiyorum Bakasetas'la alakalı. Ya Anadolu kulüplerinden gelen özellikle orta saha oyuncularını ben artık ön yargıyla yaklaşıyorum. Bu ön yargıma sebep olan son ismi açıklıyorum arkadaşlar. Bursaspor'dan transfer edilen zamanda Josue. Josue Bursaspor'da harikaydı. Galatasaray'a geldi. Yani Snyder'le beraber belki oynarlar diye, belki Snyder'i keser diye. Ya ikisi de olmadı. Bir sene sonra yollar ayrıldı. Bakasetas büyük kumar olur arkadaşlar. Bakasetas'ın Galatasaray'a gelmesi büyük kumar olur ve zaten Alanyaspor'la Bakasetas'ı yani yüksek bir meblağ dışında bırakma gibi bir niyeti yok. Yani kimse Bakasetas'ı yani o takım kurulduktan sonra Alanyaspor demiyor. Yani ya ben şu Bakasetas'ı 2 milyon euroya okutayım da Galatasaray rahatlasın demiyor bence. Ondan dolayı da ben yani bir sıkıntı olacak. Yani Bakasetas'ın Galatasaray'a uygun futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Sevgili Günay Esen Türk ve ben bir soru sorabilir miyim size? Tabii gel. Tamam, gelsin. Sonra da bak SporX'ten 11 kurma uygulamasını açtım. Onun sonrasında da şu 11'imizi kuralım arkadaşlar. Başakşehir maç kadromuzu kuralım. Evet. Tamam. Biraz soruyu Galatasaray'dan çıkacağız ama izleyicilerimiz merak ediyordur. Allah yarın 1,5 milyon euro kiralama iddiası vardı. Neler düşünüyorsunuz? Eyüp abi ben cevaplayabilir miyim? Cevaplayabilirsin. Yani ben şu an kendi kanalımda yayın yapsaydım çok farklı şeyler söyleyecektim. Şu an misafir olduğum için hani çok konunun dışına da çıkmadan şunu söylemeliyim. Ben Fenerbahçe'nin yapılan transferlerindeki bu maliyetlerin hiçbirine inanmıyorum. Vedat Muriç dahil. Net söylüyorum. Yani bugün herkes yazdı. Yani alan kulüp şu ana kadar 1.8 milyon euroluk bir harcama yapmış kulüp tarihi boyunca 1.5 milyon euroya oyuncu kiralıyor ki inanın bana yani oyuncuya 1.5 milyon euroluk transfer teklifi gelseydi bırakın kiralamayı transfer teklifi gelseydi Fenerbahçe ona bile salacaktı 1.5 milyon euroya. Böyle ya çok enteresan. Ben inanmıyorum. Açık ve net söylüyorum. Arka bahçede Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok şeyler döndüğüne inanıyorum açıkçası. Daha fazla da derine inmeyeyim. Ben bu Fenerbahçe'yi bu başarılı kiralamalarından dolayı tebrik ediyorum. Helal olsun. Allah yar gibi bu futbolcuyu 1,5 milyon euroya kiralamak gerçekten büyük bir başarı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu alttaki kayan ekranı da isterseniz kaldırayım biraz daha büyüsün. Değil mi? Şu an iyi oldu mu? Ekran gözüküyor mu? Evet evet. Şimdi izleyenlerimiz de bize destek olsunlar. Başakşehir 11'ini kurup yayını yavaş yavaş toparlayalım. Beraber gidelim. Kaleyle başlayalım. Belli oldu ki Fatih Hoca, Fatih Öztürk'ü adaşını peki, tercih edecek. Peki formasyon bu şekilde olmayacak. 4-4-2 olmayacak bence. Ha dur formasyonu da seçeyim. Tamam özür dilerim. 4-1 4-4 1 1
Bence Galatasaray 4-1-4-1. 4-1-4-1-4-2-3-1 de oynayabiliyor. Yok yok. Bu iki maçtır bu dizilişle çıkıyor. 4-1-4-1 diye düşünüyorum. Tamam. 4-1-4-1. Ben de bunu seçtim. Hazır mısınız? Evet. Kaleci belli değil mi? Kaleci Fatih. Belli. Fatih. Fatih Öztürk. Fatih'i işaretliyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın Başakşehir muhtemel 11'ini konuşuyoruz. Sizler de yazın arkadaşlar. Şimdi o Saracchi burada oynar değil mi arkadaşlar? Saracchi sol bek. Ali itirazın var mı Saracchi'ye? Ahmet Çalık. Şaka yapıyorum. Saracchi tabii ki. Bir de ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Marka o. Değil mi arkadaşlar? Marka oyunda mı abi? Hiç yorma bizi yani. Başka ama yani şey. Bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Fatih Hoca şu an Luyendama'yı oynatarak yanlış yapıyor ya. Ya bak Luyendama Galatasaray'ın başına iş açabilir. Arkadaşlar. Ben yavaş yavaş formunu tutacağını düşündüğüm için oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani oynatmazsa gerileyebilir. Yani oynarsa form tutar. En azından o şekilde riske girmek zorunda Fatih derim. Yani buradan kim oynatabilirsin? Ryan Donk'u oynatabilirsin en kötü. Sonradan yavaş yavaş Luyendama'yı alabilirsin ama bence ilk tercih Luyendama kesinlikle. Arkadaşlar, risk de bu şekilde alınır. Bence Donk'u oynatmalı ama Luyendama'yı oynatacak. Yani bence Donk'u oynatmalı ama benim fikrim Donk. Ben az sonra bir sürpriz yapacağım size. Ben az sonra tamam. Sürpriz bir isim söyleyeceğim size. Tamam. Ali Deniz Çakır'a göre Luyendama'nın yerine Ahmet Çalık. Burada da Omar'a geri dönüş yapalım. Tabii. Bence. Omar geri dönüş. Şimdi Taylan mı arkadaşlar? Ha burası. Etobo ile başlar mı? Yok. Başlasaydı bugün. Ben burada sürprizimi söylüyorum. Söylüyorum. Evet. Ryan Donk. Ben ihtimal vermiyorum. Ben Donk oynatacak altı diyorum Fatih Hoca. Bence Taylan'ı. Taylan oynayacak abi. Bence ben de Taylan diyorum ya. Fatih Hoca Taylan'ı oraya yerleştirdi arkadaşlar. Dumbi'ye gelirse bence Taylan'ı keser. Ama bu maçta kesmez abi. Yani çok yakın bir tarih. Yani Taylan oynar yani. Ben Taylan diyorum. Etoba değil de Taylan diyorum. Ben de Donk diyorum. Tamam 2'ye 1 Taylan kazandı. Tamam düşüyoruz ama biz Fatih Terim'in oynatacağı 11'i bulmaya çalışıyoruz. Bizce Taylan olacak. Büyük ihtimal Taylan olacak. Mesajlar geliyor mu? Mesajlarda ne? Ben bakıyorum. Donk oynasın diye söylemiş Ozan Sönmez. Taylan demiş Cem Sarıca. Yazarsanız evet. Hepsini okuyacağım arkadaşlar. Şimdi burayı da Taylan'la geçtik mi arkadaşlar? Evet. Zor olan yere geldik. Bir kere burası sağ açık oluyor şurası. Sağ açık Feghouli Banko arkadaşlar. Evet. İtiraz var mı? Feghouli Banko. Evet. Banko yani. Sekidika'yı da düşünebilir aslında. Sekidika antrenmanlardaymış arkadaşlar. Abi Sekidika hiç düşünmüyor ya. Hiç düşünmüyor yani. Hiç. Fatih Hoca'nın prensi Belhanda bugün kızdığımızda oyundan çıkarttı ama gene oynatır Belhanda'yı. İtiraz var mı? Belhanda inşallah yok. Belhanda kesin 11. Ben söyleyeyim. Ben de ilk 11 yazacağını düşünüyorum ya. Peki. Yanında kim oynar? Arda mı oynar? Emre mi oynar? Ya sola evet. Emre'yi atar da. Sola Emre'yi atar. Oraya Arda'yı atar. Ben bir fikrimi söyleyebilir miyim izninizle? Tabii. Bence Donk 6 numara. Taylan Belhanda 8 numara. Sol kanat Emre Kılınç. Sağ kanat Feghouli olacak. Benim görüşüm bu yönde. Niye Donk diyorum onu da hemen açıklayayım. Galatasaray'ın orta sahada top tutması için ve biraz daha fizik gücüne de ihtiyacı olduğu için bence Başakşehir karşılaşmasında Fatih Terim Donk'u 6 numara düşünebilir. Çünkü Taylan olduğu zaman çok yumuşak bir orta saha olma riski var Galatasaray'ın. Ben 6'ya Donk'u koyacağını düşünüyorum Fatih Hoca'nın. 8'e de Taylan Belhanda, Belhanda Ömer ya da Taylan Ömer yapacağını düşünüyorum. Sol kanat Emre Kılınç, sağ kanatta Feghouli olacağını düşünüyorum. Valla buraya Belhanda'yı koyar. Belhanda çünkü savunmaya da yardım ediyor Arda'ya kıyasla. Yanına da Arda Turan mı olur? Ömer Bayram mı olur? Çünkü Ömer Bayram kesinlikle olmaz abi ben sana söyleyeyim. Ama şuradan oynatma ihtimali var. Başakşehir maçında orta sahaya biraz daha yardım eden, orta sahayı biraz daha dirençli tutman gerekiyor.
Ama büyük ihtimal Arda Turan'la başlayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Ömer'i alırsa bu sefer final pasını yapabilecek oradaki oyuncu eksikliğini olacaktır. O yüzden Arda Turan daha mantıklı geliyor bana. Oraya abi direkt zaten yaz şeyi. Emre Kılıncı. Emre Kılıncı. Şimdi 4-1 sisteminde buraya kadar aşağı yukarı doğru geldik. Burada ben Cagne'nin bugünkü oyununu gördükten sonra çünkü Başakşehir'in iyi bir savunması var. Stoperleri falan sağlamlar. Ben Cagne'yi oynatacağını düşünüyorum. Ben Falcao diyorum abi. Falcao Ali Deniz arkadaşlar yazsın. Kesin Falcao. Arkadaşlar da yazsın. Ben Falcao dedim abi. Ben direkt Falcao. Bakın, hatta ben şu maçta ilk önce Falcao'yu yazar biliyor musunuz? Ciddi misin Falcao, sen? Ben direkt Falcao'yu yazacağını düşünüyorum. Ali Deniz Çakır, ben direkt Donk'u yazacağını düşünüyorum. Ben herhalde Donk'la kafayı bozdum arkadaşlar. Çünkü ben bu karşılaşmada hani net bir şekilde 6 numaralı da Donk'u görüyorum ya. Ben Ali santrafora mı Donk'u yazacak ya? Allah aşkına ya. Evet, bir saniye. Hemen geldi. Ha, bak Egemen Bilgi. Falcao. Kim? Dark Blacks Falcao yazmış. Arda Kırıcı Falcao yazmış. Cem Sarıca Falcao yazmış. Nurcan Esen Falcao, Falcao yazmış. Başka Falcao favori demiş Halil Ateş. Benim gibi düşünen, bak beni düşünen, şimdi isim bir yazamıyorum, o nasıl bir şeyse. Falcao tahtaya yazılacak ilk isimdir demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Yani başka bence de Donk oynar demiş Arda Kırıcı. Ama savunmada oynar herhalde. Ya şimdi herkes Falcao diyor. Ben de bakın arkadaşlar. Falcao Ali bence dedi, de. Ali ne dedi? Ali dedi ki şöyle bunu da kaldırayım bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir hemen kaldıralım. Tekrardan eski ekrana geri dönelim. Şimdi Ali ne dedi? Ali dedi ki 11 bu arada. Evet. Ben dedi Donk sürprizi bekliyorum dedi. Doğru mu? Evet. Ben de Başakşehir'in savunmasına bakıyorum. Öyle stoperlerle kavga yapacak, stoperleri yıpratacak bir Cagne'yi Fatih Hoca tercih edebilir diyorum. Benim sürprizim Cagne. Peki 4-4-2 oynayabilir mi Galatasaray? Oynayamaz. Başakşehir mahveder bizi. Ben de yani Başakşehir gibi sorular da vardı. 2017-2018'deki 4-4-2 çıktığı maç gibi olur Galatasaray'ın. 5-1 biten. 4-4-2 oynansa ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Ben de Lewandowski diyen var ya. Lewandowski olsa Lewandowski oynar. Yani. Evet. Yavaş yavaş videomuzu, evet, yayınımızı bitirelim. Son sözleri ben önce Ali Deniz Çakır'a vereyim. Sonra ben konuşayım. En son Eyüp abi konuşsun. Ama şunu da hatırlatayım ya. Hiç hatırlatmadık. Benim de bir YouTube kanalım var. Aynı şekilde Ali Deniz Çakır'ın da Medyascope'dan geldiğini söylemeliyiz. Onu da orada çok güzel yayınlar yapıyor Medyascope TV'de. Ben de Günay Esentürk YouTube kanalım. Yine orada Eyüp abiyle olsun. Yakın zamanda inşallah Ali Deniz Çakır da benim kanalıma konuk olarak gelecektir. Orada da yayınlar yapıyorum. Bana da abone olursanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda Eyüp abiye de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ki yine Medyascope TV'ye de abone olursanız ayrıca çok çok mutlu oluruz. Ali Deniz Çakır, söylemek istediklerini alabilirim şu anda. Öncelikle internet bağlantımdan dolayı yine herkesten özür diliyorum. Bu cümleyi umarım çok fazla kullanmak zorunda kalmam ileriki süreçte. Yine çok güzel bir yayın oldu. Galatasaray'ın 2-2 ile başlaması bu sezona herkes gibi beni de çok mutlu etti. Bir arkadaş sormuş hangi takımlısın diye. Ya Galatasaraylıyım ama yani bazı yorumlarımdan dolayı takımımı sorgulayanlar oluyor. Olabildiğince her konuda objektif bakmaya çalışıyorum. Çünkü yani kendini eleştiremeyen biri bence ileri gidemez. Yani kendi takımını eleştiremeyen biri de kendi takımının ileri gitmesine yardımcı olamaz bana kalırsa. Bu yüzden yani bana göre doğru neyse her zaman objektif bir şekilde onu söylemeye çalışıyorum. Bir sonraki yayında da yine Başakşehir maçını bu sefer değerlendireceğiz ve sonda yaptığımız muhtemel ilk 11 olayını da gerçekten çok beğendim. Bu sayede izleyicilerimize de bir şans vermiş oluyoruz ilk 11'lerini kafalarını kurmak ileri için ve fikir alışverişi yapmış oluyoruz. Uzun bir maraton olacak dedik ve biz her hafta karşınızda olmaya çalışacağız. Ben teşekkürlerimi iletiyorum sevgili Güney Asya Türk ve sevgili Eyüp Yıldız'a. Teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
Benim de çok keyif aldığım bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık diyorum. İzleyenlere de çok 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 teşekkür ederiz. Sorularıyla bizim yayınımıza renk kattılar. Bir yayında, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Benim son sözüm yok mu? Bana son söz hakkı var. Hayır, en son dedim ya. Önce kanalın sahibi. Dur bir dakika. Rezalete bak ya. Bir dakika. Ya kardeşim, dağdan gelip bağdakini mi koyuyorsunuz? Bir dakika. Tamam ya. Benim. Ya, atarım sizi yayından. Bak bir dakika, ben ne dedim? Dedim ki önce Ali Deniz Çakır konuşsun, sonra ben vedamı edeceğim. En son kanal sahibi olarak dedim Eyüp abi konuşsun dedim. Buyur Eyüp abi, mikrofon sende. Sevgili arkadaşlar, yani yayını biraz izleyip çıkanlarla beraber toplamda 5500 kişi şu ana kadar yayını izledi. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Belki objektif yayın yapmıyoruz ama fair play çerçevesinde hakkaniyetli yorumlarla Galatasaray'ı değerlendiriyoruz. Bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok mutluyuz. Günay'a da lütfen abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Aynı şekilde Medyascope yayınlarımızı da takip etmenizi rica ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim yayınlarımızı izleyip bizimle eleştirilerinizle ve desteğinizle beraber bizim yanımızda yer alıyorsunuz. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Ve koronasız güzel günler diliyorum. Son bir söz söyleyebilir miyim? Evet. Şu anda 165 like var ve izleyen hala yaklaşık 180 kişi var. Diyorum ki şu yayından çıkmadan şu like'ı 200 yapalım el birliğiyle. Ne dersiniz diyorum ve tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kendinize